E içeride de e, Hasan Efendi'den sonra işte er vekil tayin edilirse ki o vekillik meselesinde en yoğun sınavımız geçiyor ama yok baş... ya benim elim hala da hiç geçmiyor. Hayır başka birileri de e, yani isim vermeyeyim ama o da konuşuluyor. E, biliyoruz hani hangi isim olduğu. E, şimdi ya ben bilmiyorum Ahmet Efendi bilmiyordur yani. <laughs> ben bilmiyorum. E tamam. Yani, yani ben isim ver diye öyle demiyorum. Ben, ben de isim? senden öğreneceğim yani. Yo, ben söyleyeyim. Ha beni beni tamam, bizim ben İsmaila ile zaman, alakası olmuyor. Hayır, hayır ben söyleyeyim. Ya mesela Yok sen biliyorsam şey söyle. ben, ben biliyorum. Yani konuşulan ismi biliyorum. Mesela nerede konuşuluyor bu? Ya ben duyduğuma göre konuşuluyor hocam. Mes, yok sen gazetecisin tabii ki. Yani Söyledim hem de değerli ya. bir Ma gazetecisin. Mahmut Mahmut Eren hocam adı konuşuluyor. Ya konuşulabilir. Herkes konuşabilir. Yani, Konuşulması hayır, bir ben, şeyin vukuuna delalet etmez. Hayır, hayır ben şey yapmıyorum. Ya ben sadece şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi e, e, Hasan Efendi vekil tayin etti mi? Çünkü bu bu daha çok tartışılır. E, etti mi etmedi mi? Çünkü biz bilmiyoruz, siz bilirsiniz. Bu, konu, hani bu yani bu konular konuşuldu. Bu tartışmaların kaynağı da bu. O yüzden soruyorum hocam. Beni anlıyorsunuz değil mi hocam? Anlıyorum yani anlamaya çalışıyorum. Şimdi bu konular konuşulduğunda bizim evde 3-5 gece oldu. Heh. Bunun da en azında 3 şahit var. Ee, öbürlerinde 15-20 hoca efendiyle içtimalar oldu. Bunların da ben bazı şey alıyorum. Efendim seni mahdumu Ahmet hocamızın bulunduğu iki meclisten bahsediyorum. Heh. Bu iki mecliste bu konular konuşulduğunda iki kere bu kulaklarım şahit oldu. Duymadıysam sağ olsun. Vallahi billahi de yeminle de şahit oldum. Mahmut Eren'le ilgili hiçbir düşüncemiz yok dedi. Biz Mahmut Eren'i Efendim Hasan Efendi'nin halifeliğe seçmeyeceğiz. Böyle bir görüşümüz, düşüncemiz yok dedi. Yemin de etti ki biz Luman'a biz yemin de istemedik. Ha. Birinde yemin etti. Diğerinde yemin yoktu. Beyanda bulundu. Burada benim 15 kadar e, şahitim var. Hmm. Sonra Mehmet Ali Hoca dedi ki ben Hasan Efendi ziyarete gittim dedi. Cuma'da gitmiş herhalde. Şey yaptı. Hocam dedim dedi. E, bu Mahmut Eren Hasan Efendi torunuyla evli. Evet. Yani Mahmut Efendi evet. de torunu oluyor. Evet. Hasan Efendi de Mahmut Efendi Hazretlerimiz e, dünür oldukları için torunlar müşterek oluyor. Dolayısıyla e, Hasan Efendi hocamıza sordum ki dedi, e, sizin böyle bir görüşünüz var mı? Bu konuşuluyor. Yok öyle bir şey dedi dedi. Tal hoca da geldi bunu milletin içinde anlattı falan. Böyle bir şeyler duydum. E, bunun dışında bir arka planı var, ön planı var. Siz gazetecisiniz Ankara'da şu konuşuluyor, bilmem ne konuşuyorsa ben bunları bilmiyorum. Peki Benim yanımda konuşulamaz. Ancak benim bir sene iki ay mı oluyor? Ne oluyor? Efendimiz vefat edildi işte. Haziran'dan oldu buraya. Temmuz, Ağustos, Eylül'e geldik. Bir buçuk sene yaklaşıyoruz. Herhalde işte 13-14 ay evvel ilk hafta mıydı? Neydi? Ben tek eteğe ne zaman çıktım bilmiyorum. İki kere mi çıktım o ara yine? Bu karkaşalar yine olunca ben dedim ki buranın ilerisi ne olur, gerisi ne olur? Hiçbir şey olmaz. Şöyle olur. Hasan Efendi hocamız bana dedi ki, şimdi vefat etmiş bir zat daha var. O hocamız da O Onunla ilgili de bazı meseleler var. İşte mahrem şeye girmeyelim. Sen dedi, Efendi Hazretlerine git. Çünkü ben çok rahat sorardım. Mahmut Efendi Hazretlerine benim kadar rahat soran ve benim kadar bana cevap verdiği, rahat cevap verdiği bir kişi daha yoktu. Oğlu bile, Çeçen Çeçenistan içinde her işte işte orada herkes şahit. Senin şeyini daha kısa anlatırsın hem yormadan anlarsın. Sana da cevap verir. Biz de duyarız diyerek birçok konuda da Ahmet Hocamız da sen sor demiştir Yani ...bunları şimdi inkar edemezler herhalde. Dolayısıyla ben de çekinmeden gittim sordum. Halbuki bir şey efendiye sizden sonrası mücten sonra bunlar sormakta biraz şeydir ama Hasan Efendi gönderdiği için o da bir büyüğümüz olduğu için sor dedi. Bizden sonra ne olur dedi. Heh. Ben bu vallahi, billahi, tallahi yemin ediyorum. Nikahıma, talama da yemin ediyorum. Zerre imanı olan varsa ben yeminlerimi yaptım. Ben de sordum. Fatih Teyli o zaman daha Beykoz çavuş başına geçmeden oldu bu. Hı, hı. Dedim böyle böyle soruyor. Hasan hocamız dedim. Ee, şimdi öbür şık iki soru vardı. Sorunun biri diğer hoca efendi erken vefat ettiği için Efendi Hazretlerimizin sağlığında vefat ettiği için Mustafa Bilici Hocamız birinci sorunun şu anda cevabı ve sorusunu konuşmaya gerek yok. Soru sakıt oldu tümden. Evet. Aslan vere sen sakıt oldun. Vefat ettiği için. O önce vefat. Mahmut Efendi sağlığında vefat etti. Tabii. Mahmut o konuya efendim. girmiyorum. Ne sor dedi bana da ne cevabı aldığıma girmiyorum. Sağ olsaydı onu da söyleyecektim. Çünkü o mübareğimizi de korumakla mükellefiz. Evet. Büyüğümüz o da. O da 92 yaşında vefat etti. Şimdi ikinci soru bizden sonra ne olacak? diye sor. Biz bu mesuliyet, yani Hasan Efendi hocamız kadar mesuliyetten böyle kaçan, öne geçmeyen, kendini öne geçirmeyen, tevazu da, abi de bir şahsiyettir yani. Şimdi Hasan Efendi deyince bunu iyi anlayalım. Hasan Efendi başka Normal Trabzon, Of, Çaykara hocalarını biliyoruz. Hepsi başımızın tacı okumuşuk ama yani ben sana farklı bir adab, bir tasavvuf ahlakı, bir e, ne diyeyim mahviyet. Bunlar vardır yani şimdi. ben herkesi doğru konuşurum. Büyüğümüz. Onun için bir sor da dedi. Bir mücadele tartışmanın içinde kalmayalım dedi. Mahmud Öven Hazretleri yekten cevap verdi. Direkt konuşuyor her şeyi yerinde. Dedi ki Onlardan sonra dedi, cemaat seçecek dedi. Hah. Bu kesinlikle benim yeni bir beyanım değil. Ee, kayıtları açarız. İlk haftada konuştuğum neyse. Tabii o sakin bunları televizyonda konuşmanın bir manası yoktu. Sorular vefattan sonra başladı. İlk hafta mıdır, ikinci hafta mıdır? İlk soruya cevabım ortadadır. Ondan sonra ben de dedim ki, aynı lafı tekrar ediyorum. Benim hakkımda kimse bir şey merak etmesin. İstihbarata benim hakkımda lüzum yok. Ben zaten en sırlı şeyimi burada, şimdi mesela bir şey konuşuyordum demin. Ee, arkadaşlar geldi, hanım da uyanıktır, uyarır. Ya reji dinler, şu olur bu olur. Ya hanım dedim, ben yatak odasında ne konuşuyorsam CNN'de konuşurum. Böyle bir şey yok. Milleti aldatamayız. Yo, doğru. Halkı mı? kandıramayız. Her şeyimiz ortada olacak. Yanlışsa yanlış yaptık diyeceğiz. Rezilsek rezil olacağız. Vezirsek vezir olacağız. Ben sevmiyorum plan işini. Herkese eteğindeki şeyi döksün. Ben bilgilerimi konuşurum. Yo valla şahidim gerek yok dediniz. Oradaydım ben. Değil mi? Tabi tabi gerek yok. Ben Ben ne dedim işte. He, ne konuşuyorsam. Bir şey de bir şey diyor. Ben yok, dedim yok. gerek yok dedim. İsterse reji dedim. Cübbeli Hoca arada şunları patlattı diye. Reyting patlaması yapabilir birazdan. Beni de aleyha kadar etmez yani. ediyoruz. Onur dinlediniz mi reji olarak? Ne bileyim aldılar. <laughs> kayıt ediyorlar dediler. Etsin dedim zaten ha burada konuşuyorum. Ay canlı yayında konuşuyorum dedim. Ben dürüstlüğü şiar edinmiş bir insanım. Aleyhime de olsa. Anam öyle derdi Ahmet. İdama da gitsem Ahmet. Doğruyu söylerim. Şimdi biz bu bir şeyden korkmuyoruz. Benim, ha, o, kay hocam, benim Onur kaybedecek ki, bir şeyim yok. Onur diyor ki biz diyor prensip olarak reklam aralarında asla dinlemeyiz. Sesleri kısarız. Hiç ama. Bizim e, i̇yi, ahlakımız. İyi, iyi ahlaki olarak iyi. Bunu gerektirir. E, tamam doğru. Ona da ben Do şahidim doğru. Evet o hiçbir zaman <laughs> Yok, reklam Varsa da senelerdir çıkarsın burada. onu da Arada Hocam, ne Hocam, sesi? sesini onu da çıkarsın. bir sürü şey konuşuyoruz Hanım geldi ne çıkartsınlar. Hiçbir zaman çıkmaz. Sesi kısarlar evet. Burası FETÖ'cü kanalı mı ya? O FETÖ'cülerin falan dalaverisi. <laughs> ya şey, ya. Her yaparlar, kaydederler. Milleti korkuttular ama yani şimdi e, ee, şey, şey, ağızları yandı milletin. Her şeye dikkat et, etmeye çalışıyorlar. Ben zaten o zaman da aynıydım. Şimdi hani Mah Mahmut Efendi Hazretleri dedi ki Hasan Efendi gönderdiği haberde cemaat seçecek onlardan sonra. E, yani cemaat seçmedi. Ben, hayır. Yani onlara siz kendinizden sonra <laughs> el verin, vekil bırakın, ee, birini tayin edin diye bir görev vermiyorum. O seçim dedi cemaat tamam. seçecek. Bakın. cemaat. Bir de olacağı da söylüyor kerameti haktır Has yani olacağı Hasan. da söylüyor. Hasan Efendi'den sonra cemaat seçecekse bu seçim nasıl olacak? Oy kullanma şeklinde mi olacak? Ya şimdi orada bir şura yine ben teklif ettim. Dedim ki burada bir e, şura olsun. Yaşı 40'tan yukarı ha, olsun, ileri gelenler kendi yaşı 40'tan arasında. yukarı olsun, Mahmut Efendi Hazretlerimizde de hukuku olsun, yaşanmışlıkları olsun, camiamız hakkında malumatları olsun. Böyle 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 bir şey söyledim. Adaylar Ama, böyle olsun yani? Adaylar değil, seçenler. Ha seçenler Se böyle Seçenler, adayı tespit Aday, Adayı nasıl tespit edeceğiz? Şimdi ben bu işlerin içinde dışta bırakıldım. Bundan da çok memnunum. Elim Niye? Ayam. Niye dışta bırakıyorlar sizi? Bıraksınlar çok iyi. İstihare çıkmamış. Benim gelmeme. Sevmiyorlar mı sizi orada? Yok seviyorlar. Hepsi de özelde seviyor. Bir tane sevmeyelim de yok yani. <laughs> mühim değil. El mühim. Ben rahat ettim. Beni de alakadar etmiyor. Ama ben o tek de bir ilan yaptım. Aynı ilan. Tekrar edelim bir, bir sene iki ay sonra. İlanlarımız aynıdır. Eğer Mahmut Efendi'den sonra bir aile içi holdingleşme ve aile içi babadan oğula intikallerle, oradan oğula, oradan damat aynı lafları söyledim bak, aynı kelime kelime geçişler olursa ben yokum. Aynı lafı söylüyorum Hah. ehliyet ve liyakat. Oh. Benim tabi olacağım insanlar var mı camiamızda? Var. Ben lafı sulu bırakmam. Lafı sulu bırakırsam lafı sulu bıraktığın zaman kendini mi demek istiyorsun? Adnan'a dönerim. Mehdi değilim ama yüz Ahmet beni tutuyor. Ben manyak <laughs> değilim. Ben manyak değilim. Benim adaylarım var mı? Var. Bu adaylara bütün İsmaila e camiası evet der mi? Der. Evet. Adaylar derken biri ölür, birinci adayım var. Ölür, ikinciyi <laughs> bulmamız lazım. Şu. Bunlar müttefakun ale Herkesin kabul edeceği yaşı, başı, ağırlığı, ciddiyeti, Hırs yok, ihtiras yok, tasavvuf mahviyettir. ha saltanat yok. yok mu sizde? Buyur. Saltanat. Saltanat yok. İşte, babadan oğla geçmez mi? Işte babadan işte geçmez. Ya babadan diyorum. oğla yani, ehilse ki bak. Oğla İmam Rabbani'de olmaz, olmaz diyor, onu ya diyor, tamam da İmam Rabbani eee Hazretlerin eee silsilede hiç babadan oğla yok. Ama İmam Rabbani'nin oğlu Muhammed Masum. E Muhammed Masum yüz bin evliya etişme dünyaya kendini mektubatı, kitapları her şeyle e seni koymuş bir zat. Ehilse olsun. Ha ehilse. Evet, ehilse ehilse olur. olsun. Şimdi olur. Ama bu ehliyet ve liyakata bakıldığı zaman çok daha ehil insanlar e, var iken Ali Aydar Efendi'den kalma insanlar bile sağ iken sen şimdi kalkıp oğludur diye, torunudur diye, damadıdır diye böyle bir şey olmaz. Böyle derseniz sevmezler sizi. Ama işte Hüsnü Kılıç zaten bunu dedi. Velihat değil dedi. E, Tempo dergisine yani 15 15'im sene Hüsnü Kılıç'ı oradan açıldı. Ben ondan ona kızmadım. Dedim ki, buraya imza atarım. Burada veliahtlık diye bir şey yoktur. O da dedi, Mahmut Efendi yetiştirdiği talebelerinden biridir dedi. Çok doğru dedim, talebelerinden biriyim. Veliahtlık olmaz dedi bu tarikatlarda. Hüsnü Kılıç'ın o lafına ben katıldım zaten. Sorun nereden çıktı? O ayrı bir e, babasını öne çıkarayım derken, Mahmut Efendi çok saftır. Kafirler var dersen, 3 gün e, yemez içmez Aa kafir de mi var der. Ya Mahmut Efendi hafız insan, alim insan. Kur'an söylüyor kafirler var. Nasıl Bu gibi ifadeler geçti. Çarşaf şart değil. Bana da şal var giy diyen cahiller var. E bu laflar Mahmut Efendi'nin ağrına gitti. Nasıl yani bu dışarıdan hariçten kalkıp da benim bu kadar senedir mücadele Ama, vererek şal vardır, cübbedir, çarşaftır kendime göre yetiştirdiğim bir cemaatin ee, bizim adımıza İsmaila e adına açıklama kendiniz ki dinde yok ama ama Ve bu bak. mesele değil